Ayhan Işık oyuncu ve tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu. Kendisiyle mesleki rahatsızlıklar çerçevesinde kas iskelet sistemi ile ilgili nelerle karşılaşıyoruz, ne gibi sorunlar yaşıyor sanatçılar, onlara değineceğiz. Kendisinin de yaşamış olduğu bir takım sıkıntılar var. Onlar üzerinden tedavi sürecinde neler yapıldı, onlardan bahsedeceğiz. Birazdan ben bağlanacağım. Şöyle bir vurgu yapmak istiyorum. Yani mesleki rahatsızlık dediğimizde çalışanda iş kaynaklı olan rahatsızlıklar. Ve biz de kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında en çok aslında omurga ile ilgili sıkıntılar görüyoruz. Yani boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı gibi. Bir diğer konu eklem rahatsızlıkları görebiliyoruz. Eklem ağrıları oluyor. Bu omuz eklemi olsun, dirsek eklemi, el küçük eklemleri, yine ayakta, kalçada, ayak bileğinde, dizde, yani her tür eklemi etkileyebilecek bir takım sıkıntılar görüyoruz. Yine tabii yumuşak doku problemlerini de çok sık görüyoruz. Neler oluyor mesela? Bizim tendinit dediğimiz, yani kasların kemiğe yapışma yerleri, tendon dediğimiz yapılar etkilendiğinde tendonlarla ilgili sıkıntı görebiliyoruz. Genel çerçevede bu şekilde bunların detaylarını vereceğiz. Ben bu arada da konuğumu almak istiyorum. Ayhan Bey ile bağlantımı bakalım. Kendisini hemen alalım. Biz tabii burada Bursa Roma Tem Hastanesi'nde kendisinin tedavi programını aldık. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Merhaba hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bomba gibi. Alın, çok teşekkür ederim. Kabul ettiniz bizim canlı yayında hem kendi yaşadıklarınız üzerinden de Tabii. şeyleri konuşalım diye. Tabii. Serap hocam, öncelikle merhaba. Bütün arkadaşlara, izleyenlere selam olsun. Öncelikle ben bir teşekkür etmek istiyorum size. Başta başhekimimiz Nurten Hanım olmak üzere. Nurten Küçükçakır sanıyorum. Aynı zamanda yönetim kurulu başkan yardımcınız Sinem Hanım'a, size ve orada çalışan herkese güzel misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok keyifli bir 2 gün geçirdim sayenizde. Tabii diğer çalışanlara da buradan selam gönderiyorum. Birçok ismini bilemediğim çünkü tam kapsamlı bir check-up'a soktunuz beni. Sağ olun. Tabii bu arada sizinle tanışmama vesile olan sevgili pop singer uluslararası ödül sahibi Emrah Usta kardeşime de buradan sizinle beni tanıştırdığı için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve aynı zamanda da biliyorsunuz biz geçen hafta yapacaktık bu yayını. Öyle kararlaştırmıştık. Sayın aslında tanışamadım ama tanışmak istiyorum. Köksal Holoğlu Bey'e de çok çok başsağlığı diliyorum. Annesi için Allah rahmet eylesin. Çok üzücü bir durum. Ben de kendi anneme baktığım için belli bir süre acısını kendisinin anlıyorum. Lütfen iletirsiniz tarafından. Hayatın içinde bunlar oluyor tabii ki. Hepimiz yaşlanıyoruz. Hepimiz aynı şekilde şeyler yaşayacağız. İşte siz tam o kalça eklemi, işte ayak bileği derken ben herhalde canlı yayına katıldım. Sizi dinleyelim birazcık. Benim söyleyeceklerim hep belli. Tiyatrocular ne yapar? Sadece işte gırgır yapar diyorlar aslında ama evet, böyle durum. Adım adım neler oluyor bu süreçte? Konuşalım onları. Tabii. Yani sevimsiz durumlar, insanın yaşam kalitesini düşüren, performansını etkileyen durumlar. O yüzden Evet. en etkili şekilde tedavilerinin yürütülmesi, kontrol altına alınması hedef oluyor. Bizim de o noktada o yönde. Tabii görüyoruz rahatsızlıklar kronikleşmesin, yani süre gelen hale gelmesin. Onu vurgulamak istiyorum. Yani varsa bir ağrı durumu, ne bileyim işte kolunu kullanmada bir sıkıntısı varsa, yürümeyle ilgili sıkıntıları olabilir. Hani elinde ayağında uyuşmalar olabilir. Bunları mutlaka dikkate alsınlar. Ben onu vurgulamak Tabii. istiyorum. Ve hani adım başlasınlar yakınmalarıyla ilgili değerlendirmek adına. Tabii Evet. gruplarda belli rahatsızlıkları daha fazla görüyoruz biz. Şimdi bir overuse, yani aşırı kullanım durumundan bahsetmek istiyorum. Nedir aşırı kullanım? Anatomik ve fiziksel yapıyı aşan, zorlayan aktivitelerle uğraşmak. Bu tekrarlayıcı hareketler olabilir. Ani yüklenmeler olabilir. Statik yüklenmeler olabilir. Yani uzun süre yüklenmeler olabilir.
istemediğimiz bir durum. Çünkü eklem yapılarına, omurgada mesela disk yapılarına, yumuşak dokulara, tendon yapılarına, bağ yapılarına olumsuz etkiliyor. Ve bu süreci başlatıyor. O Tabii. nedenle mümkün olduğunca biz ergonomi diyoruz. Yani hani çalışılan ortamın ayarlanması, mümkün olduğunca minimale indirilmesi bazı riskleri onu sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi sizinle ilgili olarak da mesela çalışma ortamında nasıl risklerle karşılaşabiliriz? Ayhan Bey, bir anlatır mısınız bize? Tabii. Şimdi ben şuradan başlayayım. Mesela ben 2016'da güzel bir dizinin bir karakterini canlandırdım. Öyle başladık işe. Fakat bundan öncesi var. O dizide çalışma şartları çok güzel ama mecburen ağır güzel çekimler olması için bayağı bir yoğun çalışıyor ekip ve bizler de. Tabii burada dış çekimler söz konusu oluyor. Dış çekimlerde mesela bizim 2015 sonunda ben başlamıştım o diziye. Hani adını verebilirim herhalde. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine. Karakterimi de bilmeyenler için Sibiryalı karakterini oynuyordum. Çok sevdiğim bir karakterdi. Çok güzel bir ekiple çalıştım. Yani ekipte herkes dört dörtlüktü. Bir kere bunu söyleyeyim. Yapımcısından çaycısına kadar. Ama şimdi şöyle bir şey var. Süre gelen bir yaş alıyoruz hepimiz değil mi? Yaşlanıyoruz. Bir de ben dik yapılı bir insanım. Yani şöyle düşünen bir insanım. Ben yıkılmayacağıma inanan bir insanım. İnsanken başıma neler geldi benim. Birazını siz biliyorsunuz. 10 yıl kadar ben hastaneye gitmedim. Yani hastaneye, çünkü ben anneme de baktığım için hastanede bir psikolojik bir sıkıntılar yaşadığımız için devamlı annemle ilgili. Hastaneye gitmiyordum. Bir de ben şöyle düşünüyordum. Bende bir rahatsızlık yokken niçin hastaneye gideyim ki? Zaten bu yanlış. Çarpıyı ben kendim koyuyorum. Herkese diyorum ki en kötü 45 yaşını, hatta 40 yaşını diyebilirsiniz. 45 yaşını geçtikten sonra özellikle oyuncu arkadaşlarıma söylüyorum. Hani bir şey yok. Bende de bir şey yoktu. Fakat oluyormuş bir şeyler, bakın eklemlerimizde bir şeyler oluyormuş ve bende de kalçada çıktı bu olay. Ve ben 10 yıl hastaneye gitmemeyi bir başarı olarak görürken belki o geçirdiğim ameliyatın nedeni, daha önce gitsem, siz de biliyorsunuz aralarda bir kapsül olayı var, oraya şey veriliyor, hiyaluronik asit tabir edilen veya bir şeye kapsüle, onun artık kıkırdak yapının bittiğini ilan eden bir röntgen yapısına sahip oldum. Nedeni neydi? Ağır çalışma şartları, sıcak soğuk dengesizliği, hani başladım ya, yani dışarısı eksi iki, eksi üç derece çalışırken donuyoruz, içeri alıyorlar bizi. Ama biraz ısınıyoruz, tekrar çıkıyoruz. Bu 4-5 kere devam ediyor. O zaman ne oluyor? Şey derler, hani tellerimiz saz gibi oluyor, kaslarımız, sinirlerimiz. Yani ben bunu daha önce gitseydim, 2015'ten önce, büyük ihtimalle bir yağ dokusu verilerekten şeyime, kalça ve kıkırdak bacak arasındaki şeye düzelebilirdi diye düşünüyorum. Ama benim teşhisim şuydu, tam olarak vermek gerekirse tıp dilinde. Osteonekroza bağlı koksartroz. Yani geriye dönüşü olmayan bir yola girmişiz. Ben buradan ama hastane ismini vermeyeceğim de hocamın ismini vermek istiyorum. Çok güzel bir ameliyat yaptı. Hala da görüşüyoruz. Sayın Halil Can Gemalmaz Bey, ortopedi doçent doktorumuz. Çok güzel bir ameliyat geçirdim. Kalçalarıma benim protez yapıldı. Bakın ben şu anda inanın doktor çok önemli. Doktorun teşhisi çok önemli, kullanılan malzeme çok önemli ve ameliyatın kalitesi çok önemli. Ben şu anda yani sol bacağımı sağ bacağımın üstüne 45 derece, yani 135 derece diyelim. Sağa da sola aslında tavsiye edilmeyen şekilde, hani protez şeylerini eskisinden daha iyi bir şekilde kalça ve bacağımı kullanıyorum. Bunun şeyi nedir? Fitness yapmak. Ben vaktiyle bir de çok fitness yaptım. Yani fitness salonlarında bayağı bir 2 saat 3 saate yakın. Çok spor yapmanın da zararlı olduğunu siz daha iyi söylersiniz. Yani 1 saatte girip çıkmak gerekiyor sanıyorum spor salonuna. Ağırlığı çok. O program da yani her zaman için hazırlıklı olmak adına biz onun için egzersizin bu kadar üzerinde duruyoruz. Yani Tabii. evet biz yaşamımızda karşılaşacağız. Sizin fiziksel ortamınızda bir takım şeyler farklı, bizim farklı, herkesin farklı. Ama biz Tamam. sağlıklı olmak için mutlaka kaslarımızı kuvvetli tutacağız, esnek tutacağız, korunaklı olabilelim diye. Siz de onu Tabii. yaşadınız. Bence onun da avantajını çok yaşamışsınız. Eskisinin hem artısını hem eksisini yaşadım aslında. Eksisi de var. Niçin eksisi var? Eksisi şu.
Şimdi her gün fitness club'a gitmek ve bildiğiniz şekilde bütün o kardiyo aletleri dahil olmak üzere sizin gezmiştiniz ya, o salonun çoğu aletini ben kullandım. Aynı zamanda ağırlık bölümümüz vardı bulunduğum fitness salonunda, gittiğim fitness salonunda. Ağırlıkları kaldırabileceğimiz ağırlık olarak kaslarımızı toparlamak. Tutup 20-30 kilo kaldırmamıza gerek yok. Bir 3 kilo da kası hareketlendirmek, siz geçen gün söylemiştiniz. Egzersiz Tabii. Tabii, mesela 3 günlük program yapıyordum hocam ben. Yani mesela işte işte göğüs, işte evet, o tarz, yani triceps. Bir üçüncü gün mesela sadece bacak, ertesi gün dinlenme. Tabii şimdi bu durumdan, yoğun fitness kullanımından, yani fitness'ı iyi kullanmaktan, 2015 ve 2016 yılında ben yoğun çalıştığım için günde 4 gün setim oluyordu benim. Geri kalan zamanlarda da inanın evde yatıyordum çünkü çok ağır setler. Karavanda beklerken bile yoruluyorsunuz hocam. Yani o kadar şey ki psikolojisi değil. Yani oyuncu olmak aslında kolay bir şey değil. Arkadaşlara da söyleyeyim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu ameliyatı olmaya karar vermek çok önemli. Ve ben çoğu arkadaşımın işte bir şekilde bastonla falan görüyoruz setlerde, isim vermeyeyim, atlatmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ama sonu nedir biliyor musunuz? Bakın son noktayı söyleyeyim. Beni çok kişi arıyor. Bu ameliyatla ilgili sağ olsunlar, bir televizyon kanalında da bu ameliyatımla ilgili bir yayın yapıldı. Ben kabul ettim. Çok güzel bir program oldu. Beni arıyor tanımadığım insanlar ve soruyorlar, hakikaten iyi misiniz? İşte ben, yani şu anda bildiğiniz squat hareketi vardır ya, hani yere kadar eğilebilirsiniz. Ben onu şu anda protezli bir, yani kalçamda protez olduğu halde yapabiliyorum. Ama neden? Kas ve doku artık sardı herhalde onu. Uyum sağladı. Aynı şeyi yalnız ayak bileğim için söyleyemeyeceğim. Oraya da geçeceğiz. Tabii ki bir de tiyatro olayı var. Ayhan Bey. Yani biz Tamam. evet Bir de siz bu hareketi ama Serap hocam, son bir şey söyleyeceğim. Tam size geliyordum. Benim bu protez ameliyatım, evet, çok başarılı, çok güzel bir rehabilitasyon süreci geçirdim. Ve aynı zamanda ben fizik tedaviye cevap verdim. O ameliyat olduğunuz zaman bilirsiniz, varis çorabı ile birlikte giydirirler. Yani nasıl diyeyim size, ameliyatın bir haftası geçmeden 3-4 gün içinde aşağıdaki fizik tedavi, bir hafta kadar orada ön fizik tedavi aldım. Daha sonra da bir ay boyunca fizik tedavisi için gittim geldim ve ben hayatın içinde bir şekilde tutundum. Yani evde yatmadım. Kendimi bırakmadım. O çok önemli. Buyurun. diyoruz. Sizin yaşadığınız bu süreçte ameliyat olduktan sonra mümkün olan en kısa sürede uygun ortam sağlamakta programa başlamak. Bu hem iyileşme sürecini hızlandıracak hem de sizi fonksiyonel olarak daha iyi duruma getirecek. Biz Evet. rehabilitasyon diyoruz o aşamada yapılan işlemleri. Tabii bunun aşamaları var. Yani birebir fizyoterapistle yapılan bireysel egzersizler var. Bunlar özel egzersizler. Yani her kas grubunu oradaki yapıya göre de cerrahi sonrası etkilenim oluyor. Sonuçta anatomik yapı etkileniyor. Ona göre çalıştırıyor arkadaşlar. Tabii bunun yanı sıra bir takım fizik tedavi metotları oluyor. Kasları kuvvetlendirmek için ağrı oluyor. Ağrının tedavisinde kullandığımız Evet. metotlar oluyor. İlaç tedavilerinden de yararlanabiliyoruz. Tabii bu süreci biz en erken sürede, en kontrollü şekilde biz hep burada o şekilde gidiyoruz. Yani başlatıyoruz fizik tedaviyi. Ara ara 5 günde bir mesela kontrollerde, rutin kontrollerde gidiyoruz ki basamak Evet. basamak. Hani bu süreci görelim, iyi takip edelim, iyi yönetelim diye. Evet. Gerçekten bu süreyi iyi geçirmişsiniz. Tabii emek emek, ne kadar emek verirseniz o denli hızlı ve Tabii. hızlı sonuçları almışsınız. Canlı bir örneğisiniz bu konuda. Kesinlikle. Ama bir de şunu söylemek istiyorum. Ben geldiğim gün size, ilk daha sizi tanımadığım halde ilk girdik ya Emrah'la birlikte. Dedim ki benim burada bir vakit geçirmem lazım. Yani o kadar çok keyifli, çok büyük enerji veren bir yeriniz var. Ben hiçbir hastane için bunları konuşmam yani. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Ve hakikaten muhteşem enerji veren insanlarınız var. Sizin yardımcınız, onun ismini unuttum şu anda. Asistanınız. Bütün herkes öyle ama. Herkes, yani böyle seçilip getirilmişsiniz. Yani hakikaten güzel bir ekibiniz var. Çok cici. Orada hastaları da gördük sizinle gezerken. Hastaların ve son şey, fiziksel tıbba yakışan bir şey kullanıyorsunuz, teknoloji. Yani o ayağında hani bir sıkıntı olan bir metalik parça, robotik bir ayak olan arkadaşın tedavisi var. Bir de ben orada şeyi çok, onu da mutlaka onu şey yapın. Yani bahsedin, o aleti gösterin.
O boyun fıtıklarının ilerleyen bölümünde tutup çeken bir makinanız var, değil mi? O makinede randıman alabiliyor musunuz siz? DRX dediğimiz bir cihazımız var. Yani amaç traksiyon, bir çekme yapılıyor. Ben burada biraz Evet. zaman gireyim. Yani omurga problemlerini çok sık görüyoruz. Bel boyun fıtıklarını. Bel maketim de burada üzerinden anlatayım. Ha. Şöyle, yani omurgada omur yapıları, aralarda disk yapıları. Bu yapılar etkilendiğinde böyle yumuşak kısmı dışarı çıkıyor. Çıkıntılı bir hal Evet. oluyor. Ve buradan çıkan sinirlere baskı yapıyor. Yani bu boyundaysa eğer kol ağrısı, kol uyuşması demek, beldeyse eğer bacak ağrısı ve bacakta uyuşma demek. Yani Evet. buradaki tedavi başarınızın belirleyicisi, çok önemli belirleyicisi, bu basıyı ortadan kaldırırsanız o denli iyi oluyor. Tabii bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Yani bunu bir sistemle yapıyorsunuz DRX'te. Evet. Bilgisayara entegre bir sistem, konumlandırılıyorsunuz, bir sedye sistemi var. Ve diyorsunuz ki orada işte üçüncü, dördüncü bel omuru arasında bir bel fıtığı var. Ben buraya müdahale edeceğim, bir çekme yapacağım. Bilgilerini giriyorsunuz. İşte bir Evet. anatomik yapısına göre kilosuna, boyuna bakıyorsunuz. Bir yük belirleniyor. Ve logaritmik bir çekme yapılıyor. Yani güvenli bir çekme. Amaç buradaki basıyı, sinir basısını ortadan kaldırmak. Tabii bunu tek başına yapmıyorsunuz. O cihazda yaklaşık bir yarım saat kalıyorsunuz. Evet. İşlemi oluyor. Çünkü bel boyun fıtıklarında zaten bir kas gerginliği oluyor o bölgede. Yani Tabii. kısmıyor, doğrulamıyor, boynunu çeviremiyor ya. Evet. Bunu çözmek için de önce bir ısıtıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Kanatımı artıyor. Sonra cihazı alıyorsunuz. Onun yanı sıra da bizim elektroterapi dediğimiz bu elektrik akımı hem ağrıyı kesen, kontrol altına alan tedavilerimiz var. Onunla kombine olarak uyguluyorsunuz. Evet. Protokolü var. Hani bel için, boyun için olan protokolü aynı. Ayrı bizim takibimizde yürütülüyor. Güvenli Evet. sistem yani ideali diyebilirim ama her bel fıtığı, şunu da vurgulamak istiyorum. Her boyun fıtığı işte bu sistemle kontrol altına alınabilir mi, tedavi altına? Bunu söyleyemiyoruz. Yani biz bunu değerlendiriyoruz. MR'ına bakıyoruz. Muayenesini ediyoruz. Evet, yani bu uygundur dediğimiz hastayı bu programa alıyoruz. Anladım. Hocam bir şey soracağım. Merak ettiğim için soracağım. Hani o bir fıtığın bir şekli var ya, hani şöyle bir olaydır o, hani yukarıdan göründüğü zaman. Bu böyle içeri girer, hani şey olarak, doğru anlatıyorum değil mi? Şöyle göstereyim. Şu içeri girer. Bu içeri girdiği zaman o bir ışın şeklindeki sıvımız var ya, beyinden gelen işte omurilik sıvısı. O kesildiği an zaten direkt felç oluyorsunuz değil mi hocam? Şu girdiği zaman içeri. O birazcık böyle etkileyip orada kaldığı zaman geri gitme şansı, doktorların bana söylediği öyleydi. Geri gitme şansı %0 ama ileri gitme şansı %100'e kadar var. Yani daha sıkıştırma şansı. Sizin bu alet, hani o çekme aletinde hiç geri gitme gördünüz mü? Yani çünkü ha geri gidiyor, düzelme yani. Düzelme. Yani biz bunu MR'la kontrolü sağlıyoruz. Şöyle ki erken dönem hemen cihaza girdi. Ben hastalara onu söylüyorum. İşte her şey bitti. Hemen geri gitti. Bir şey yok. Burası biyolojik dokular farklı çalışıyor. Orada bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Vücut bir yanıt veriyor. Bir sistem devreye giriyor. Ve biz bunu en erken bir 6 ay sonra MR kontrolü istiyoruz. Bakın yani öncesi neydi, sonrası ne oldu gibi. Hani kontrol. Evet. Ama zaten hani sadece bu MR'a göre de karar vermiyoruz. Hastanın yapısı Tabii. geriledi. Bacak ağrısı geriledi. Uyuşması geriledi. Daha rahat yürüyor. Günlük aktivitelerini daha rahat sürdürüyor. Bunlar bizim için çok önemli klinik kriterler. Doğru söylüyorsunuz. Bunu yapıyoruz. Yani uyuşması geçen oldu mu mesela? O çok önemli. Uyuşması hani. Heh. İşte uyuşmanın geçmesi bile bir yol, biliyor musunuz? Geriliyor. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi mesela hocam bir şey daha anlatmak istiyorum. Hani sanatçılarda hani fizik dediğimiz için başlıkta. Şimdi mesela ben tiyatro oyuncusuyum aynı zamanda. Tiyatroda yapıyoruz. Mesela bizim bir tane gururla buradan da söyleyeyim. Çok severek oynadığımız madde bağımlılığıyla mücadeleyi anlatan bir oyunumuz var. İsmi Uçurum. Ankara'da çok cici bir ekiple oynuyoruz. Yani bir ailem oluyor. Ben yalnız yaşıyorum. Annem var. Karım var. Çocuklarım var. Ve benim Sibel Hanım'ın yönettiği bir oyun. Çok sevgili tiyatrocu bir kardeşimiz Sibel Aydın. Orada şöyle bir şey var. Kızımız maddeye alışıyor. Ve biz işte ailenin, yani bu madde bağımlılığı da bir şey. Bir hastalık, yani kanser gibi bir şey. Ne yazık ki gençlerimizin çoğunda buna doğru bir eğilim var. Biz bunun için okullara oynuyor idik bu
işte pandemiye kadar. Orada çok ayakta kalıyorsunuz. Günde iki seans oynuyorsunuz ya. O hani tiyatrocuların vardır ya, ısınırlar, gererler, hani nefes alırlar. Ne yazık ki bunlar yapılmıyor artık belli bir yaşa da geldiğimiz için. Bizim derdimiz o oyunu oynamak. Sabah erken başlıyoruz ve şey. Tabii ne oluyor? Veya bir prova yaparken ayakta çok sık duruyoruz. Hissetmeden yani o heyecanla. Çünkü alkış her şeyi hakikaten siliyor ama hastalığı silmiyor. Bu tip olaylarda ne öneriyorsunuz? Yani tutup da fizik tedaviye gidecek vaktimiz yok. Ayakta çok sık mecburen oynadığımız için kalıyoruz. Mesela ben şöyle bir yol bulmuştum. Aramız oluyor ya 1-2 saat. Kendime bir oda buluyordum. Bazen kulisler genelde bayanlar olduğu için oyunda, erkekler az bizde. Ayağımı yükseğe kaldırıyordum şöyle bir şeyde, bir iskemlenin kenarında. Ayağı yükseğe kaldırmak bile bir çözüm müdür aralarda? Destektir. Ya biz hep şunu söylüyoruz. Aşırı yüklenme. Şimdi o ayakta kalmak demek, yani bu dizler üzerinde basınç Evet. demek. Yani onlar Evet. kaynaklanıyor. Onların kanlanması etkileniyor bir süre sonra. Evet. Hani ayakta kalmak da bunu yapabiliyor. Uzun süre oturmak da aynı şeyi yapabiliyor. Anladım. Bir denge kurun diyoruz. Ayakta çok kalıyorsanız, yani fırsat yakaladığınız an 3-5 dakika oturun, bir dinlenin, sonra gene devam edin. Hani bu permanent. Evet. Oturuyorsanız da geçmesin diyoruz. Mesela oturduğunuz süre 3-5 dakika bir çevrede dolanın, sonra gene geri gelin. Hani dinlenin, Evet. şekilde korumaya alıyoruz. Ama Evet. siz de dediniz, evet, fizik tedavi egzersizleri daha detaylı olabiliyor bu programlar, fizyoterapi programlarında, ama bizim ofis ortamında ofis çalışanları için de özellikle önerdiğimiz, ya da sizin için de aynı şekilde, bir takım germe egzersizleri var. Çok pratik. Yani 3-5 dakika, Evet. yani sizin bu ayağınızı kaldırmanız evet olabilir, ama bunun yerine mesela germe hareketleri, çünkü bu bacak arka tarafında kaslar var. O kaslar geriliyor, kısalıyor belli bir zaman sonra ve rahatsızlık ortaya çıkartıyor. Siz de Evet. özellikle bu germe egzersizlerinin içeren basit programlar, rahatlıkla da yapabileceğiniz programlar söz konusu oluyor. Anladım. Tabii şey konusunda da, hani mümkün olduğunca ısı değişimlerine karşı da siz bahsetmiştiniz Evet. kendi deneyiminizden. Hani hakikaten korunaklı olalım. Ve bu süreçte mesela termal atletler olsun, hani giyim olarak Evet. ekleyebilirsiniz o konuyu. İçlik tabir edilen değil mi? Evet. Ama inanın o benim hani anlattım ya size ilk başlarda, öyle bir soğuk ki ben iki içlik giydiğim halde o soğuğu hissettim. Çünkü ayağınızda iskarpin ayakkabı var. İnce çorabınız var. Kalın çorap çünkü girmiyor. Üstünüzde bir ceket var, yani set, öyle bir set. Yani palto yok ki, mecbur üşüyorsunuz. İstediğiniz kadar içlik olsun. Şimdi hocam bir şey daha anlatmak istiyorum. Ben bu kalça ameliyatı olmadan önce, protez ameliyatı, çok araştırma yaptım ve ben çok ilaç kullandım. Yani bunu çözüyorsunuz ya birazcık, hani kısıtlılık dediğimiz olay. Bu glikosaminler, kondroitinler, bir girdiğiniz zaman bir eczane veya sağlık kuruluşuna 50 tane şey var. Bunlar çok rahat satılıyor. Fakat benim doktorum diyor ki bunlar çöp diyor bana. Yani bunların hani hiç, bir de kremler var bakın, isim vermeyeyim, şey hani bu Instagram'da da bir sürü şeyleri var. Sürüyorsunuz merdiveni, böyle üçer üçer çıkıyorlar. Bunlar sizce yani yasal mıdır veya şey midir, yani sağlıklı mıdır? Destek ürün kategorisinde geçiyor. Tabii biz ona göre seçerek, yani bunların bileşimi önemli. Yani Tamam. içinde kıkırdağın yapı taşı olan glukozamin, kondroitin içeren, yine yumuşak doku problemlerinde de özellikle dikkat ettiğimiz kolajen içeren ürünleri gerçekten kullanıyoruz. Öyle çöp falan değil yani. Ondan sonra Bazıları değil mi hocam? Yani hepsi değil. Yani bunlar şey, ama hap olarak şey yapılan yani. Evet. uygunluğu konusunda evet uygundur. Yani bu tarz koruyucu tedavileri kullanmanız size fayda getirir dediğimiz anda öneriyoruz. Çünkü Evet. bunlar orayı yapılandıran preparatlar. İçerisinde yine daha doğal ağrı kesici özelliği olan bir takım şeyler var. Güzel ürünler aslında, doğru şekilde doğru hastaya kullanıldığında. Tabii. Genelde biz böyle bir 3 ay süreyle veriyoruz orayı yapılandırsın diye. Yani bunlar anlık ağrı kesici mantığıyla kullanılan ilaçlar değil çünkü, ya da destek ürünler değil. Evet. Tabii bunların mesela doğal eklem problemlerinde diz kireçlenmesi olsun, kalça kireçlenmesi ya da işte menisküs problemi olabilir, bağ problemi olabilir, keza kalçada da aynı şekilde. PRP dediğimiz bir işlem var. Ondan da bahsedeyim. Hatta Evet. siz de uygulamıştık biz PRP. Bir evet. Evet, bir seans uyguladık. Evet. Ve rich plazma, yani kan pulcuklarından zengin plazma diyoruz. Kanınızı alıyoruz. Santrifüj denilen bir işlemden geçiriliyoruz.
işlem sonrasında kan pulcuklarından, trombosit dediğimiz kan pulcuklarından zengi bir plazma elde ediyoruz. Evet. Bunun şöyle bir özelliği var. Orayı besleyici, tamir potansiyeli olan hücreler. Onu siz hedef bölgeye verdiğinizde oradaki tamir sürecini başlatıyor. Ve DP'de herhangi bir ilaç yok, herhangi bir katkı maddesi yok. Yani sadece sizin serumunuzun tamir kapasitesini kullanıyoruz. Ama evet, bunun da bir protokolü var. Hekim denetiminde uygulanması gereken, planlanması ve yürütülmesi gereken tedaviler. Gerçekten tabii, uygun şekilde yapıldığında ve uygun şekilde devam edildiğinde, ya ben hep şunu vurguluyorum. Evet, siz PRP yaptırdınız, işte tüm ekleminiz yenilendi, bitti olay değil. Yani siz kilonuza da dikkat edeceksiniz. Aşırı yüklenmelerinize de dikkat edeceksiniz. Yapabildiğiniz ölçüde düzenli egzersizinizi yapacaksınız. Ekleminizi korunaklı kılırsanız, yani tedavi başarısını evet, çok daha arttırmış olursunuz. Yani bunlar çok yönlü. Fizik tedavide de keza, şimdi biraz önce DRX'i anlattım mesela. Ama hani 10 gün, 20 gün DRX'e girdiniz sisteme. Bitti mi olay? Bitmedi. Yani siz kilo almayacaksınız, kontrol edeceksiniz, düzenli egzersiz yapacaksınız ki başarılı olsun. Evet. Ya aslında bu sanki bir üçlü. Mesela ben daha önce, ben hani benim fiziğimi biliyorsunuz. Bende çok çevre bel yağlanması yok. Yani ben şu pandemi döneminde belki kilo almış olabilirim. Ama neden? Herkes hareketsiz. Çok normal benim kilo almam. Çünkü herkes aldı. Bir de ben şeye karşıyım. Ev ev olmalı. Hani evde spor diyorlar ya. Sporu ben dışarıda, doğada ya da fitness club'da yapma yanlısıyım. Veya denizde yüzmek yanlısıyım. Bunların hepsi kapalı. Yani inanın ben hani çıldırmadığıma dua ediyorum şu dönemde. Ben şöyle özetliyorum. Bakın, iyi bir ortopedi doktoru, İyi bir fizik tedavi, hani fiziksel tıp uzmanı diye, fiziksel tıp, çünkü o çok önemli, o fiziksel tıp benim için çok önemli. Çünkü ilerleyebilme boyutu var, siz onu aşacaksınız. İleride belki bu robotik cerrahiler veya robotik kollar çıkıyor ya, var zaten. Bunlar çip teknolojisiyle yakın takip ettiğim için çok yakın bir gelecekte bunlar kullanılacak. Hani şey değil, hani bu uçan otomobil tarzı şeyler değil, gerçekten insanların İçlerine yerleştirilecek bazı protezin daha üst, yapay zekalı protez diyorum ben onlara. Yani protezlerimiz var ya, bir de yapay zeka protez. Yani kanın olduğu yerden, Amerika'da bir makale yok, kanı olduğu yerden alabilen şeyler. Kan ihtiyacı duyuyor ya mesela protezimiz. O kanı oradan çekecek. Bunlar çok yakın. 10 yıl içinde sanıyorum siz takip ediyorsunuzdur. 10 yıl içinde biz belki, ben de dahil olmak üzere, çok yaşlı saymıyorum kendimi, daha 60 olmadım ben. Bir 10 yıl içinde belki bir takım yerlerimi, o kök hücre zaten var, toparlayacağıma inanıyorum şey olarak. Bir de şunu ben düzelteyim. Gidip alıyorsunuz, yani çöp derken, doktor yazmadığı müddetçe glukosamin, kondroitin, bir sürü firma var ya. Mesela siz yazdınız, ben onu alırım. Siz bana mesela şu anda da burada deyin ki şunu alın, gider alırım ben. Bir de 2018'in başında bir devlet hastanesinde genç bir doktorumuz. Ben bir arkadaşla devlet hastaneleri, ben özel hastanede oldum ameliyatı. Çünkü yalnız olduğunuz zaman refakatçi istiyorlar devlet hastanelerinde. O yüzden özel hastanede oldum. Hani kendim paramı vererek oldum. Çünkü bakılsın diye. Yalnız insanların biraz bazı sıkıntıları oluyor. Devlet hastanesinde yalnızsanız size bakılmıyor. Kimse size bakmıyor yani. Yakınınızın gelmesi lazım. O doktor dizimde benim sıvı kaybı gördü. Dizlerimde ve bana iki tane şey yazdı. Doktorun yazdığı iğneler vardı ya, enjeksiyon. Bunlar hani şu anda günümüzde bile çok maliyetli ilaçlardı. Ben gittim onları aldım. Ve bakın 2018'de yapıldı. Şu anda ben dizimde hiç ne kırtlama ne bir şey. Hala onun şey demek ki, o iğneler, enjeksiyonlar. Hala faydasını görüyorum. Mesela ben tekrar özelde sizinle konuşuruz. Onu tekrar almak isterim ben mesela. O çok faydalı bir ilaçtır. Çok pahalı ama çok güzel bir ilaç. Son durumunuza göre. Bu arada biraz sorular da var. Oralara girmek istiyorum. Tabii, bir buyurun. Birisi olan, denge problemi olan Aysun Hanım var. Hemen cevap veriyorum size. Günlerimiz, tabii değerlendirelim sizi. Baş dönmesi vertigo. Yani bunun farklı kaynakları var. İç kulakla ilgili olabilir ama bizim de en sık da gördüğümüz, uğraştığımız boyun kaynaklı. Yani boyundaki kas spazmı, gerginlik olduğunda bu beyne giden kan damarları var, boyundan giden. Onlara bası oluyor. Ve dolayısıyla hem baş ağrısı, baş dönmesi, böyle bir denge problemleri oluyor, boyun kaynaklı diyoruz. Özellikle bu
grupta da hem buranın fizik tedavisi hem de vertigo egzersizleri var. Yani özelleşmiş vertigo egzersizleri, denge egzersizlerini içeren fizyoterapi programını öneririm. O konuda yönlendirebiliriz size. Evet. Onun dışında tabii bakıyorum şöyle. Yorgunum, ne yapabilirim diye, yani ayağımın parmak taraklarını alt kısmında sertli yürümede zorluk çekiyorum. Bana önereceğiniz bir şey var mı? Yine aynı şekilde değerlendirip yani yorgunlukta mesela bir destek tedavi, bizim de sık tercih ettiğimiz tedavilerden biri ozon tedavisi olabiliyor. Ozon tedavisi oksijen demek. Ozon dopları besleyici, yenileyici özelliği var. Ne yapıyoruz? Nasıl uyguluyoruz? Medikal ozonda bir miktar kendi kanınız alınıyor. Ozonlanıyor. Özel bir serum seti var. Damar yoluyla tekrar sizin kan dolaşımınıza geri veriliyor. Ama kandaki oksijeni arttırmak. Oksijenin artması demek dokuların beslenmesi demek. Bir takım antioksidan özelliği var. Yani o yönde destekliyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Bağışıklık sistemi. Aynen. Yani çok yönlü, güzel bir tedavi. Tabii gene bizim denetimimizde. Çünkü bunun dozu var, uygulama şeması var. Biz planlıyoruz ve takipli bir şekilde yürütüyoruz ozon tedavisini de. Evet. Sırt ağrısı varsa, halsizliği, yorgunluğu varsa, mesela uyku problemi varsa ya da kronik rahatsızlığı oluyor. Mesela şeker hastalığı var. Kan şekerini düzenleyici özelliği var. Yine astım gibi mesela kronik solunum yolu problemlerinde. Hani destek tedavi olarak. Uyguladığımız güzel bir tedavi ya da mesela huzursuzluk sendromu var, yani çok sevimsiz bir durumdur gerçekten, o anlamda da insanın yaşam kalitesini düşüren uyguladığımız tedaviler arasında. Yine ozona da bölgesel olarak da uygulayabiliyoruz, yani tamamen doğal kortizol değil, hani halk arasında hep şey yapılır, eklem problemlerinde işte menisküs problemi olsun, bağ problemi olsun, iyileşme sürecini desteklesin diye uyguluyoruz. Yine yumuşak doku problemlerinde kullandığımız tedaviler arasında onu vurgulayıp... Bir şey soracağım hocam. Ozon tedavisinde bir yaş sınırı var mı? Oradan bir soru daha soracağım size çünkü. Yani niçin soracağım? Bakın toplu sorayım ben size. Bir yerde okudum. Evet. Siz de görün, koronavirüsle hani savaşta bağışıklık sisteminin sağlam olması gerekiyor ya. Ozon tedavisinin bu bağışıklığı güçlendirerekten hani virüsle savaşta bir etkisi olduğunu şey yapan bir yazı okudum ben. Yani tabii bu karşılaştığımız uygulayanlar var ve olumlu yanıtlar elde edenler var, ama genel bir prensip olarak da yani biz biliyoruz ki enfeksiyonda da uygulanabilen bir tedavi. Ama doğru zamanda, doğru şekilde. Yaş sınırı olarak da hani genelde pediatrik yaş grubunda tercih etmiyoruz açıkçası. Ben tercih etmiyorum, öyle diyeyim size. Yani 70 üstünde tercih etmiyor musunuz? 70 ya da 75 oldu. Geriatrik hasta, yani oluyor. Hani çocuk hastaya ozon ben çok fazla tercih etmiyorum. Yani 18 yaşından... Çocuk, anladım. O zaman mesela yaşlılarımız hani 65 yaş üstü evde kaldı ya, aslında onu bir şey yapın siz bence. Hani Bursa'dasınız, hani diğer kuruluşlarınız da var. Yaşlılar gelsin ve ozon tedavisi yapın. Çünkü yaşlılar dışarı çıktıkları zaman ben öyle düşünüyorum. Ben de evde kaldım ya uzun süre. Evet. Bağışıksız kalıyoruz evin içinde kalmakla. Dışarıda çünkü bir şey var. Vahşi bir yaşam var, hayat yani. Hava şartları çok sert. Evde ne kadar kendimizi tecrit edersek o kadar daha bağışıksız hale geliyoruz. Benim öyle bir kendi şahsi düşüncem var. Yaşlılarımız tabii ki, yani yaşlılarımız dediğimiz 75-80 yaşına gelmiş insanlar çarpı iki oluyorlar. Onların mesela bir de çok rahat bir hareket değil mi? Yatıyorsunuz ve kan verir gibi ozon tedavisi. Yani bir yere uzanıyorsunuz. Evet. Konforlu bir tedavi. Tabii bizim hali hazırda takipli hastalarımız olsun, talep edenler. Bizim online danışmanlık hizmetimiz var. Hani bize o anda ulaşamasalar da telefon kanalıyla görüntülü olarak konuşuyoruz. Bir takım saptamalarımızı yapıyoruz. O yönde de yönlendirebiliyoruz. Hani tabii o aşamada uygunsa eğer söz konusuysa yönlendiriyoruz zaten. Bir oyuncu abimi size geçen hafta görüştürmüştüm. Erol Bey. Konuştunuz sanıyorum. Erol Çolak. Erol Bey'le görüşemedik. Onun da annesi rahatsızlanmış. Sonradan bir daha bir bekliyorum. Aynen öyle bir durum. Ama hanımının, eşinin izliyorsa da selam olsun, çok rahatsızlığı var. Biz sonra konuştuk. Yani yenge hakikaten yani şey, yani ele alıp sizin, yani ben o yüzden görüşmelerini istedim sizinle. Bayağı böyle ele alınacak bir hasta. Her tarafında bir şey var. Yani böyle. Yani gerçekten önemli. Yani işte dikkate alacağız, dikkat edeceğiz ama olduğu anda da en hızlı şekilde tedavisi esas. Evet. Biz tabii... Şimdi hocam,
Serap Hocam, siz bir cevap vereceksiniz, bir soruya bekleyeyim ben sizi. Hangi soru için? Aşağıda bir soruya cevap verecek misiniz siz soranlara? Soruları Varsa bekleyeyim, ben bir şey soracağım, başka bir şey soracağım. Tamam. eklemler diyor. Çok ağrılı yapıyor. Fıtıkla bağlantılı mıdır? Şimdi eklem problemleri özellikle el küçük eklemleri olsun, ayak düz eklemleri olsun değerlendirmek gerekir. Yani romatizmal bir rahatsızlık, iltihaplı romatizma da olabilir. Tabii bunun değerlendirilip işte iltihaplı romatizma açısından bir tespiti yapılıp şey olursa tedavisi planlanıyor, ilaç tedavileri. Ama tabii ki biz fizik tedavi uzmanları olarak yine devredeyiz. Hani o konuda desteğimizi veriyoruz. Bir değerlendirelim, ona göre sizi yönlendirelim diyeceğim. Mutlaka ağrılarınızı dikkate alın. Onu bir söylemek isterim. Onun dışında şöyle bakıyorum biraz. Bakalım. Hemencik. Denge problemi gene ne önerirsiniz diyor. Biz yine Irmak Hanım zannediyorum. Değerlendirelim yani bizim sitemizden de online olarak da talep edebilirsiniz randevu. Evet. Yönlendirelim daha sağlıklı olacaktır diyeyim. Bu arada siz devam edin. Şimdi hocam şöyle, ben geçen yılda ayak bileğimde bir çok böyle ters bir hareket. Aslında ben iyileştim dedim ya, 2018'de olmuştum ama 2001 yıl geçtikten sonra, tam bir yıl bir gün sonra rahat rahat sporuma gidip yüzmemi yapıp, kapalı salonumuz da vardı. Spor salonunda işte yanlış bir basmak, soyunma odasında çok kötü bir düşme yaşadım. Ve bacağımın altında ayak bileğim kaldı. Direkt döndü. Dönme nedir? Bir kemik yonga gibi ayrıldı. Şöyle hani şey olaraktan. Bir kemik de gitmiş. Hemen şişme oldu. Ama Allah'tan damarlarda bir kesilme olmamıştı. Yani ayak parmaklarımı hareket ettiriyordum. Tabii ameliyata alındık. Titanyum plak konuldu. Sağ tarafa da kafes tabir edilen şey konuldu. Şimdi üstünden bir yıl geçti. Belki işte o sizin dediğiniz evde pandemiye denk geldik ya, pandemi dönemine kadar öyle bir şey yoktu. Pandemi döneminde tabii mecbur hareketsiz kalıyorsunuz ya, çünkü evin içinde yürümek sayılmıyor. Çıkıp yürümeniz lazım. Sağ tarafta o kafesin olduğu yerde ben şey hissediyorum. Enfeksiyon belirtisi yok ama size söyledim ya, yanma ve bazen de sanki böyle arada bir uyuşma demeyeyim de böyle ince bir şey, tül sarılmış gibi bir şey hissediyorum. Ve ayak bileğiyle o parça arasında oynatırken kırtlamalar oluyor. Büyük ihtimalle araya kıkırdak parçalar giriyor. Şimdi benim sorum şu. Büyük ihtimalle bu o parçayla ilgili bir olay. Ama testlerimin sonucu da çok kötü değil. Bir o enfeksiyon değeri biraz 5 civarı. O da normal demişsiniz siz. Ben kısmetse tabii işlerimse bu ameliyatla o sağ taraftaki kafesi aldırmayı düşünüyorum. Çünkü orada o kafesin olduğu bölgede bir hislenme, yanma hissi var. Yani bunu mesela sizin yani size böyle bir soruyla gelinse sizin konunuz mudur bu? Şimdi şöyle, yani orada bir cerrahi müdahale var. Oradaki durumun işte plak konuluyor, vida konuluyor, oranın yapısıyla ilgili ortopedi uzmanları değerlendiriyor. İlave bir müdahale gerekir mi? Gerekir. Evet. Ha, yapılmayacak herhangi bir şey. Gene biz devreye giriyoruz tedavi sürecini yürütmek adına. Şimdi şunu vurgulamak istiyorum. Aslında evdeyiz, haklısınız. Yani çok arttı. Bizim deneyimimiz de o yönde. Omurga problemi, eklem problemi. Yani evde bizim yapacağınız egzersizler var. Onları yönlendiriyoruz. Evet, yani çıkıp saatlerce yürümek gibi olmayabilir. Yani aerobik kapasitenizi çok desteklemeyebilir. Ama ev içerisinde de adım çalışması yapın, mutlaka yürüyüşler yapın ki ne koruyabilirseniz yani. Çünkü hareketsizlik katılığı beraberinde getiriyor. Tabii. Eklem ağrılarını beraberinde getiriyor. O yüzden de mutlaka takip etsinler. Biz de sayfamızda çok sistemli bir şekilde veriyoruz aslında yani bu programları da. Onlara entegre olsunlar. Önemli bizim için. Yani Tabii. tabii evde biraz da dozu kaçtı bazı şeylerde. Onu da vurgulamak isterim. Mesela aşırı temizliklere girildi. Belki yapılmayan Ah. aktiviteler yapıldı. Bu sefer de ne oldu? Şişlikler oldu, eklem ağrıları oldu, bel ağrıları oldu. Omuzu kaldıramayanlar oldu. Tabii. Hep karşılaştık bu süreçte. İnanın bir tabii denge kurmak, hep korunaklı olmak, onun vurgusunu yapalım. Yani bütün olarak değerlendirerek siz ne kadar yatırım yaparsanız, bu süreyi ne kadar iyi geçirirseniz o kadar iyi diye vurgulamak istedim. Tabii. Doğru söylüyorsun. Bir de yani kimyasalla çok şey olduk. Yani akraba olduk kimyasallarla.
Onun da etkisi var aslında. Mesela herkes ellerimiz hışır hışır diyor. Şimdi hocam benim doktorum o kullanılan malzemelerin benim ayak bileğimi hani ters bir harekette koruyacağını söylüyor. Yani hani terse girerse çünkü orada bir parça var. O tabii ki bana kalmış. Ben sorumun cevabını aldım sizden. Çıkartırım veya çıkartmam. Ama kemikler eğer sağlamsa çıkartmak sanki oradaki hissizliğin veya o aradaki his kaybını giderecek diye düşünüyorum. Onu zaten ben bir ortopedi uzmanı ile konuşacağım. Lifleri var. Ya zaman zaman oraya temas oluyor. Temas olduğu an işte hem öyle uyuşma gibi, yanma gibi bir takım şeyler olabiliyor. Mekanik bir şey var içeride yani sonuçta. Hani sesler gelebiliyor. O yüzden tabii eklem sağlığı için ne gerekiyorsa, müdahale gerekiyorsa müdahale. Yoksa da devam. Çatlamalar normal değil mi? Çat çut sesler hocam yani ayağı çevirince. O kıkırdak şeyleri. Şişlik olursa çok dikkat edin. Yani o bizim için sinyaldir. Şişlik yok. Tamam, aynen. Ama tabii ki o kemikler zarar gördüğü için sol ayak bileğindeki gibi olamaz tabii ki. Çünkü oraya da malzeme olduğu için biraz şiş gözüküyor yani görüntü olarak da. Çünkü oraya malzeme yapıldı. Düşmeyecektik. Hoca öyle söylüyor. Düşmeyecektin diyor. Şimdi hocam, şimdi sanatçıların bakın eklemlerini konuştuk. Fiziksel zaten tedaviye ihtiyaçları olduğunu konuştuk. Bir de ben şimdi sanatçılar özellikle erkekleri ilgilendiren bir konu. Bayanlar bir şekilde hallediyorlar. Neydi o? Fransız askısı. Ben her şeyi izleyen bir insanım. İşte botoks doldu. Erkeklerde de başladı. Ama ben geçen gördüm. Sizin bir programınızda mı acaba? Yani yanlış da şey olmasın. Belki kategori olarak farklısınızdır. Konu yüz yogası. Siz mi yaptınız? Yüz yogası ile ilgili nedir bu hocam? Kaslarımız var. Evet. Kaslar aynı şekilde gözümüzü kapatıyoruz, gülümsüyoruz, kızıyoruz. Mimik kasları, yüzdeki kasların karakteri de bu. Tabii mantık şu, kasları çalıştırırsak oranın bir kanlanmasını arttırıyoruz. Yani hem üzerinde olumlu etkilerini görüyoruz, hem de yüzdeki kırışıklıklar üzerinde olumlu etkileri var. Yani insanın Ama bir de böyle hani şunları da yapmak gerekiyor mu hocam şöyle? Bir sanki bir yerde gördüm şu şekilde böyle bunları. Öyle mi? çalıştırıyoruz. Hepsinin özel bir egzersizi var. Çünkü 40'ın üzerinde kas var yüzümüzde, çizgili kas. Her birini seçerek yani ihtiyacına göre planlamasını yapıyoruz. Göz çevresi kırışıklıkları, işte alın bölgesi, gıdı bölgesi. Bunları seçerek bir program oluşturuyoruz. Ve bu konuda tabii uzman bir eğitmen tarafından yürütülmesi gereken bir şey. Yani herkes aynı figürleri yapabilir mi? Hayır. Yani onun yönlendirmesi, Evet. takibini yapıyoruz. Ve bunu O mutlu zaman ediyoruz. Evet. o programdan sonra ben özel mesajıma bana nasıl yapılacağına ilgili bir şey gönderir misiniz? Ben evde her şeyi yaptım. Yani yemek dahil olmak üzere bundan sonraki dönemi yüz yogası yaparak geçireceğim. Ama ben şu anda enerjimi çok iyi bir duruma getirdim. Bakın inanın hatta yüzümü bile enerji çok önemli biliyor musunuz? Enerjiyle midenizi bile içeri sokabiliyorsunuz. Gerçekten var bu. Peki ben size çok fiziksel tıbba uygun bir soru sormak istiyorum. Soru derken merakım. Şimdi koronavirüsle birlikte birçok komplo teorisi yönü. İşte şu olacak, bu olacak. Dün Göktaş'ı düştü biliyorsunuz Karadeniz bölgesine, dünyada. Yani dünyaya Göktaş'ı iki tane uzaydan. Ve bir profesör de bugün dedi ki bu Göktaş'ları daha çoğalacak dedi. Hani bir insanlarda bir psikolojik sıkıntı da başladı. Yani semptomlar başladı. İnsanlar inanın artık ben bir yolda bir yere yürüyorum ya karşıdan birisi geliyor yolunu değiştiriyor. Yani bunları yaşıyoruz. Normal veya ben değiştiriyorum yolumu. Şimdi hocam dünyanın bir ekseni var. Ben bunu bir yerden kaynak olarak aldığım için söylüyorum. O kişi diyor ki dünyanın ekseninde bir değişiklikler var. Yani iklim değişiklikleri de olmak üzere. Dünyanın ekseninin bir miktar değişmesi. Yani hani eksende dünya dönüyor ya. O dönmede çok ufak mikronsal veya çok milimetrik hareketlerle yavaşlama veya eksen döngüsündeki şey. Bizim o sonuçta biz bir denge olayımız var ya ayak basıyoruz şeye. Bunlar da etkileyebilir mi biraz? Çünkü bakın denge problemi yani 10 kişiden 9'unda var şu anda. Yani Problemi şöyle, yani ayakta kalma, yani kaslara bağlıyorum ben. Yani çünkü bizi korunaklı kılan onlar ve hani kalça grubunuz mesela zayıfsa, ya oturduğunuz yerden kalkmakta bile sıkıntı çekersiniz, yani zor olur.
ayakta kalma dengesini de zor yaparsınız. Ama tabii çok yönlüdür denge. Yani sinir sistemiyle ilgili bir sıkıntı olduğunda da olabilir. İç kulaktaki kristallerle ilgili de sıkıntı olduğunda olabilir. Çok yönlü değerlendirmek lazım onu. Bağlamak için bir şey söyleyeceğim. Schumann rezonansı var. SR denilen şey. Yani o kişinin şey. Schumann rezonansı dediğiniz zaman titreşim oranını anlatıyor. Dünyanın titreşim oranı şu anda hani hissedilebilir ve ölçülebilir şekilde 12,5'a çıkmış. Bu 12,5 da acaba insanız biz sonuçta, bir canlıyız. Bizi etkiliyor olabilir mi acaba, topraktan gelen bir şey? Olabilir. Yani benim direkt böyle şu şudur diyebileceğim bir şey değil açıkçası, ama olabilir yani. Çevresel faktörler önemli. Tabii. Yani bakın, geçen yıl da Instagram vardı. Bilmiyorum siz de Instagram'ı kullanıyordunuz. Ondan önce de ben herhalde bir 7-8 yıldır kullanıyorum. Hiç bu kadar nereye girdiysem böyle forumlara giriyorum. Ya dengem bozuluyor diyen insan sayısını görmemiştim. Herkes dengem bozuluyor. Geçen gün benim de başıma geldi. Evet. Arka odadan geçerken bir an için başım döndü. Bir an için ama. Yani sonra bir daha olmadı. Belki şey de olabilir. Çok sarsılıyor mesela. İstanbul'dayız biz işte. İstanbul'da günde bazen 120 tane yer sarsıntısı tespit ediliyor. Hani küçük titreşimler. Onlar da etkiliyor olabilir belki şeyi. Psikolojik durumumuz da etkilendi değil mi? Yani o anlamda da algılarımız da etkilendi. Kaygı düzeyimiz de arttı bu süreçte. Tabii. Yani onlar da bir faktör. Tabii bu yönde de korunaklı olmak için mutlaka hani kendimize bir yatırım yapmamız lazım. İyi hissetmek için. Evet. Penceremizle ilgili de. Hani doğru şekilde, çok da böyle hani her şeye yer vermeden, hani etkili altında tabii kalmadan, daha odaklı, daha sağlıklı yaşam odaklı. İşte diyetimize dikkat edelim, beslenmemize evet dikkat edelim, sıvı alıma, düzenli egzersiz. Bunları yapar. Ben az su içiyorum hocam. O kadar az su içiyorum ki, o kadar, yarım litre su içmedim ben bugün. 0,5 içmedim. Evet, ama yok. Biliyorsunuz yani hani üre yükseliyor, ürik asit yükseliyor. Gut hastalığı var sizde bir de. Eklemleri etkiler. Yani ayak eklemlerini sık tutar. Yani bazen o denli şiddetli atakları olur. Tutun. Hani bir çarşafın dengini bile şey yapamazsınız. Tolere edemezsiniz. O yüzden de, hani hem beslenmenize hem sıvı alımına dikkat çekelim. Bir de hocam şey, mesela dizle alt bacak var ya, dizin altındaki kısım diyelim. Evet. Bazen böyle yapışmış gibi hissediyorum. Evet. Çevirip kırklattığınız zaman o nedir? Tutup yani böyle açıp kapatmakta mı zorluk çekiyorsunuz? Hayır, yani o yani dizle, yani eklemimiz var ya, o sanki şey gibi tek parça, dizle bacak tek parça gibi bir his oluyor. Böyle çevirip kırklattığınız zaman açılıyor, rahatlıyor bacak. O nedir yani, iltihap? Dışarıda katılık oluyor. Yani uzun süre hareketsiz kaldığınızda o göremediğimiz ve gördüğümüz bir şey. Tabii. Ben işte hep korunaklı olalım diye dikkat edelim diyorum. O zaman denize gireceğiz hocam. Denize girmemizi öneriyorsunuz. Yani denize girelim. Deniz, yani deniz tuzunu, iyonu, mineralini alalım içimize, değil mi? Bu kemikler için iyi. Güneş. Tabii. Aynen öyle. Yani havuz ortamında da mesela su içi egzersizi de biz çok öneririz. İmkanı olanlar varsa, özellikle suyun kaldırma kuvveti söz konusu olduğu için, o bir de doğal bir direnç oluşturuyor su içi egzersizde. Hem kuvvetlendirme çalışıyor, hem eklem katılıklarına faydalı, hem yani sizin kapasitenizi, egzersiz kapasitenizi de arttırıyor. Ve rahatlıkla alabileceğimiz egzersizler, önerdiğimiz egzersizler bizim. Burada doğru da söylüyorsunuz. Burada da yine bizim grup havuzu olsun, yani bireysel havuzda daha çok bu felçli hastaları alıyoruz. Yani orada bir düzenekle konumlandırıyoruz, havuz içerisine alıyoruz, su içerisinde çalıştırıyoruz. Onun dışında da yani grup havuzunda da su içi egzersiz, yüzmeden ziyade işte her bir kas grubunu çalışmasını sağlıyoruz. Çok önemli gerçekten. Doğru. Mesela ben dün bir doktoru dinledim, halk sağlığı uzmanı televizyonda. Doktorumuz profesör bir doktor. Şunu dedi, hiç D vitamini testi yaptırmayın. Yani şu dönemdeyiz ya, bir de havalar kötü ya. Gidin alın dedi D vitamini. Eczanelerde satılıyor yani, o şey ampul kırma şeklinde olan diye. Ben de dün gittim. O ağız içine fıs fıs olan D vitamini, 100 miligram mı ne kendisi. D vitamininin hani bir zararı yoktur değil mi? Onu gidip eczaneden ben aldım kendime. Günde bir tane fıs fıs yapıyorum. Kıştan çıktığımız için D vitamini eksikliği söz konusu olabiliyor ya da yetersizliği. Biz de destek dozunda önerebiliyoruz ama gene de hekim kontrolünde yapılsın. Yani bizim tercihimiz
kan düzeyine bakıp hani ona göre daha doğru doz ayarlaması yapmamız söz konusu oluyor. Ama destek niçin sordum? Biliyoruz. D vitamininin fazlasının zararı yok ama. Değil mi? Öyle dedi o doktor. Yani aşırı dozlarda olursa toksik dozlarda olabiliyor. Öyle mi? Kontrollü gidiyoruz. Hmm. Eksikliğinde yaygın ağrılar oluyor. Halsizlikler, yorgunluklar oluyor. Geçmeyen ağrılar oluyor. Bazen bakıyorsunuz yani yaptık işte tedavi falan geçmedi. Dirençli ağrı mesela. Mutlaka sorgulamamız gereken. Doğru söylüyorsunuz. Onu bakıp hani daha net neyse ona göre bakıyoruz. Bir tane bir katılımcımız var. Dirseğimde odun kırar gibi şey yaparken yüksek ses başladı. Sebebi ne? Yine dirsek bölgesini tutan rahatsızlıklar, hem eklem kıkırdak problemleri olabilir. Ya da orada mesela tenisçi golfçü dirseği diyoruz. Yani bu elini sık kullananlarda, el bilek hareketlerinde, tenis golf oynayanlarda da sık olduğu için böyle adlandırılmış ama dirsek çevresinde yoğunlaşan ağrılar oluyor, problemler oluyor. Onun değerlendirilmesi, programa alınması söz konusu olur. Dolayısıyla öneriyorum, değerlendirelim, yönlendirelim sizi Ayhan Bey. Şimdi hemen Ayhan Bey'i de alıyorum yayına. Yani o son çok güzel oldu. Onu bence koyun. Hocam burada mısınız? Gidiyor musunuz? Yok oldum. Peki. Şey, sevgili Serap Latif hocam uçan otomobiline atladı ve canlı yayını terk etti. Çok cilveleri var bizde ama çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli. Çok keyifli, eğitici. Ben eğitildim. Bilgilendirici. Az esprili. Bir kere de ben sizi alayım. Sadece gırgır. Doktor gömleğinizi çıkaracaksınız. Sadece gırgır yapacağız. Deniz, güneş, tabiat, balık, spor, onları konuşacağız. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. İzleyenlere de çok selamlar. İnşallah en kısa sürede görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.